bebek değil daha. Ne güzel. Bugün Barkal'dayız. Mehmet'e misafir olduk. İstanbul'da da var. Video çekiyorum. Koyuyorsan. Boyut camiye, ulu camiye, her yere tutmuyor. Ulu camiye de gittin. Ama bu sene ben böyle yap bak. İnşallah bakalım. Nişana gelemedik, inşallah düğüne geleceğiz. İnşallah, inşallah. Hayırlısı. Hayırlısı, her şeyin hayırlısı. Hadi araba ayarlayacağım Bursa'da, araba ayarlayalım bak. Benim hiç girin gelini götü yedin ahmiye, benim götüm yeri bulmuş, hiç acak buna döndü. Ha, benim hiç girin gelin de Bursa'da, o da Bursa'da. O da Bursa'da, benim hiç girin gelin de Bursa'da. Çıkardı o zaten bir inekler birbirine bulaştırırdı. Benim hiç girin. Şimdi hepsi Bursa'da. Şimdi Kocaeli'ye yol çıktı oraya. O dağın dibinde yol var. Ha. Tam dağın dibinde. He. Maşallah maşallah. Aslında var ya o yol buraya aşabilir ha. Hiç Menderes'i oldurmasaydı lan bizim dere daha şey yapacağıydı. Verem hastanesi yapacağıydı. Bak. Eyde adamı öldürdüler. Hastalar değil mi? Bu saati bir uçağın duracaktı. Eyde yavrular kaybettiler de adamı yıldırdı. Sağ olun hanım. Bu Zapor'da bizim komşularım. Zapor'da, Zapor'da. Bu da benim kızım. Sen o kız mı? Arif Hanım. Arif abim, hanımı rahmetli. Arif amcım. Ha. Arif Hanım. Allah rahmet eylesin. Bu da Zapor'da. Zapor'dan geliyorlar. Allah'a aşkına gelmiş. Allah'tan geldik. İlkten gelmiş arabayla. Arif amcanın İstanbul'daki en son videolarını ben çekmiştim. Belki izlemişsinizdir o şeyde, dernekte. Gördün mü sen videosunu? Hani festivalde konuşturma yapmıştı ya Mufokon'la. Adada konuşturmuştu ya. Ya. O zaman çalıcıncıydı bu. Adada bir konuşturmuştu. Buraya öyle. İnsansına kavuştular. Hala diyorlar buraya böyle. Evet. Mahalleden mal çıkardık. Şuraya yürüyorlar mı? Orada kıyamaklar. Ben orada. Emet yok, nerede? Sabzuan. Fotiler. Siz ona çıkardın ha. Dedemin hatırası için Ömer Erel dayımdır, hocamdır. Dedemin hatırası için güreştireyim yegan güreşleri. Babam güreş diyor, amcam güreşme diyor. İndikleri ise kilomuz fazla biraz. Hasan Civan biraz koşturdu bizi, yazıyor. Kilolarımızı falan kartıya çıkarmıyor. Bize çıkardılar Armaşan'da Arahmet bir Torahmet'ni, onun torununu. Orada ilan ediliyor Afrika'da. Diyor ki Armaşanlı Nur Ahmet'in torunu, Barkal Ahmet Pehlevan'ın torunu dedelerde güreşmişti burada. Güreşe çıktık neyse, ben kafa kollar iki kere düşürdüm adamı. Bekir amca, Tozlu Bekir amca hakem. Halbuki bir sürü hakem var. Halit, Utavlı Halit var. Var bir sürü güreşçi hakem olacak. Ellerini götüne yırmış şapkat böyle Bekir amcanın. Bir o tarafa gitti, bir bu tarafa geldi. Yegan bir senden bir ondan bir daha güreştik. Bir daha güreştik. Neyse tam Armaşenlilerin önüymüş meğersem. Kabukodan götürdüm böyle. Armaşenliler suyu, kovayla suyu devirdiler. Ön tarafa. Omuzum oldu çamur. Kalktı şimdi baktım Bekir amca daha öyle geldi. Bir bana baktı, bir de ona baktı. Evet, çamur. Çamur. Evet. Dedi sen yenildin Yegan. Allah Allah. Gittim jüriye, susama. Evet. Dedim ki kim yendi? Dedi ki adam biliyor tabii. Dedi ki ya sen yendin dedi ama hakem dedi senin köylün, ben ne yapayım dedi. Yapacak bir şey yok. Ben de kızdım ama bizim köylüler kalktı ayağa. Arkam Ali amca falan bir hep bizim köyde kalktı. Dedim ki bir daha buraya ne güreşe inerim ne kimseye sebep olurum dedim. Ne de güreşirim dedim. Çünkü tabiler çıkıyor, ben ona bırakıyorum. Ben ona bırakıyorum. Aynen. Ben ona bırakıyorum. Enayilerde çıkıyorlar, yeniliyorlar orada. Ondan sonra duymadım ki Sarıgöl'de güreş olmuş. Oluyor mu güreş? Olmuyor. En son şey diyor abi ya, 70 midir o Mustafa Pehlivan gösteri yaptı okulun kapsında. İşte ben zaten 69'da güreşliyim, ondan sonra duymadım yani, Sarıgöl'de güreş. Şey, ona yaptığın aynı bana yaptılar Kocaeli'de. 70'de Çorgesi Mustafa Pehlivan vardı ya, o bir gösteri yaptı orada. Genellikle de fiziği zayıf falan kişiler. Ben askerim demek ki. Sen asker misin? Orada ne yaptın? Evet, bize bir gösteri yaptı. Okulu kapsa bir gösteri yaptı. Yaşlanmış ha. Çölgesi Mustafa Bey. Çölgesi Mustafa Bey. Gösteri yaptı, para topladı. Sen asker misin? Parayı yağdırıyordu. Sizin kardeşler hep güreşçi mi?
Hepsi güreşçi. He? Abi sizin kardeşler hep güreşçi herhalde değil mi? Ben başladım yani esas dedem güreşçi, babam da güreşirmiş ama kulübe gezme mevzuları ben de başladım. Ben başladım. Senden sonra? İbrahim. İbrahim? Ondan sonra bu. Yıldırım. İbrahim Yıldırım. Ondan sonra Hala Hoca. He. Devam ediyor. Dur. Milli takımda kim vardı? O işte İbrahim Yıldırım. Yıldırım değil mi? Sonra Mahmut da var. İbrahim ile Mahmut Yıldırım. Evet. Ondan sonra ben. Şimdi Mustafa abi. Bunu gönderdik. Bunun ufağını gönderdik. Evet. Şimdi dedeler. Geleneksel. Dedeler güreşirken. Benim dedem, bunların dedesi benim dedemden büyük. Eski pehlivanlar. 3 yaş. Bunların dedesi benim dedemi yeniyor. Ama bunların dedesi evde gece üst katta güreş yapıyor. Sabaha kadar. Her gece güreş yapıyor. Hanımı merak ediyor. Diyor ki bu kimle güreşiyor? Eve misafir gelmiyor. Kimse gelmiyor. Kimle güreşiyor? Adama yalvarıyor. Diyor ki bana söyle kimle güreşiyorsun? Güreşen kişilere diyorlar ki söylemeyeceksin. Söylersen bir daha da gelmeyiz. Kadın bakıyor ki ben bunu söyletemeyeceğim. Diyor ki ben bir daha senin yanına diyor yanına gelmem. Yanına yatmam. Bir daha diyor bana bunu söyleyeceksin ya da diyor gelmeyeceğim diyor. Adam da mecbur kalıyor bunu söylemeye. Güreşmelerini. Söylüyor ve o geceden sonra bir daha da o adamla gelmiyorlar güreşmeye. O yüzden dolayı bu şey değil yani bir atadan dededen gelme bir şeyler. Allah tarafından gelen bir şeyler yani. Bizim yani, buralarda iki tane vardı. Biri dedem, biri Şoyyesi Mustafa Bey vardı. Evet. Yani Allah vergisi bir şey pirli. Evet. Çünkü dedenin ismi neydi abi? Arkalı Ahmet Pehlivan. Ahmet Pehlivan. Ahmet Pehlivan ama soy ismini sonradan Yıldırım olarak almış ama onun da bir özeti var. Onun da özetini söyleyeyim. Neden Yıldırım? Onun da dedesi benim de dedem. Onun babasının babası, benim de anamın babası. Ya iki şeyde de yine kan bağı var, akraba. Şimdi soy isim verilirken Ögdem'de bizim Büyükşoğlu Aslan Çavuş'un babası Ahmet. Orada nüfus memuru. Soy isimde dağıtılırken yani. Soy isim verilirken demiş ki yalnız dedem duymuş. Bunların pehlivan alma isteği olduğunu duymuş dedem. Demiş ki pehlivan sana ne soy ismi verelim? Pehlivan yazalım demiş dedi. Evet. O dedemdeki duymuş ki bunlar istiyorlar diye. Demiş ki bana halk, ahali, civar, herkes ve o pehlivanlığı hak etmişim. Bu unvanı vermişler bana. O ara bana herkes pehlivan çağırıyor. Ama madem ki soy ismini onlar merak ediyorlar, istiyorlar, sen onlara pehlivan ver. Dedem onlara pehlivanlığı veriyor, yani soy ismini. Sana ne verelim? Diyor ki, pehlivan diyor, sen çok çabuk güreşiyorsun. Sana da diyor, Yıldırım versek olur mu? Yıldırım gibi yani. Yıldırım hiçbir şeyden kaynaklanmıyor. Yalnızca oradan. Çok çabuk güreştiği için. Evet. Diyor ki tamam bu nasip görmüyorsa ne olsun diyor. Yıldırım soy ismi oradan kaynaklanıyor. Aynen. Ben de burada güreş... da pehlivan öyle. Biz de güreşirdik. Ben de güreşirdim ama ben bilet almamak için yazılırdım. Birinci türde güreş yenilirdim. Sonuna kadar izlerdim güreşi. Bilet almamak için yani bizde fizik yok. Askerde yağlı bir kazık yapmışlar.